Aman bana ne ya? Ne haliniz varsa görün. Niye? Ya Yağız ya Sinan. Ah aman da kimler gelmiş? Benim güzel kızım mı gelmiş? Ay hoş geldin Azancığım, hoş geldin. Hoş buldum. Şey yapıyorduk, biz de annenle kaynatıyorduk biraz. Değil mi Fazilet? Şey diyordum annene, hani seni oğlanlarla gördüm ya. Duydum, duydum. Sinan ve Yağız hakkında konuşuyordunuz. Ben şöyle güzel bir çay demleyeyim. Yok yok, çay istemedi vallahi, Kerime istemedi. Değil mi Kerime? Aa, hiç çaysız sohbet muhabbet olur mu ya? Şöyle oturalım güzel güzel muhabbet edelim. Kerime abla, babamın vefatından sonra annemi böyle hiçbir akrabasıyla oturup muhabbet ederken görmedim ben. Siz böyle oturup eskileri konuşursunuz, ben de dinlerim güzel güzel, ha? Aa, kardeşim bekliyor ya beni. Nasıl da unuttum görüyor musun? Benim acil yalıya gitmem lazım. Hemen. Allah'ın günü çok, biz nasıl olsa gene konuşuruz. Tabii tabii. Sen git kızının başını bekle değil mi? Tabii. Tabii, konuşuruz tabii. Biz gene seninle. Hasancığım, annen yine gelsin isteriz değil mi canım? Aynen evet, ben geçireyim seni anneciğim. Benim acil kardeşine gitmem lazım. Anne. Benim hemen yalıya gitmem lazım. O yaşlı damadının kızının elinde kalıyormuş Ece. Haberim var. Kızınla son kez konuşmaya gittim. Onu oradan kurtarmak için ama niyeti yok. Sen dün beni bu yüzden aradın değil mi? Niye Kerim ablanın sesini duyunca vazgeçtin konuşmaktan? Yok yok, bir şey yok. Yok bir şey. Yok bir şey. Anne ya, dur. Düşeceğiz şimdi ha. Bu Kerim ablayla ilgili bilmem gereken ne var? Ha? Ne dedin sen? Neyin var senin ya? Hazım Bey. Kız aklın başımda mı benim? Lafa tutma beni. Gitmem lazım diyorum sana. Aa, acele işim var, gitmem lazım. Ne işler çeviriyorsun siz yine ya? Eh, madem öyle biz çayımızı içip laflayalım değil mi? Ya. Şeker. Şey Hazancığım ya. Ben nikah devresindeyim ya yavrum. Şimdi bir de annen geldi, annenin çenesi malum. Ben şey yapayım, dinleneyim, sonra içeriz. Olur mu? Sen rahatına bak. Ah yavrum. Arabada sızmış garip. Uyanınca gider o ya. Uyanınca gider. Sen seviyorsun bu çocuğu garibi. Sevmiyorum. Hem o senin düşündüğün anlamda garip değil.
Sevda ile gözünü kaçırarak saklanabilseydi. Bak, gözünün bebeğine yansımış içindeki acı. Kime masal anlatıyorsun sen? Ben geç kalıyorum Kerim abla, gitmem lazım. O da seni seviyor ama belli. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Diğeri kim ya? Abisi. Ne diyorsun sen Kerim abla? Allah Allah, hayret bir şey ya. Çıldırdın mı sen? Ne münasebet? Allah'ın robotu. Kimseyi sevmez o zaten. Beni mi sevecek bir de? Tamam tamam, hemen sinirlenme. Ne bileyim, ben öyle üçünüzü bir arada bir kere gördüm. Yanlış anladım demek. Çok yanlış anlamışsın hem de. Ben gidiyorum, akşama görüşürüz. Ne diyor bu ya? İnşallah. İnşallah yanlış anlamışımdır. Kardeş büyüdüler sonuçta. Ay Allah korusun, aynı kıza yanmasınlar. Affedersiniz, ben böyle sabah sabah. Yok yok, hiç önemli değil. Şey, Hasan gitti. Acele etme, acele etme. Hasan çıkalı çok oldu. Şey, hani senin bana bir kahvaltı sözün vardı. Tut söz madem. Yok, olmayacak kızla. O dün gibi duruyor, baksana. Hayatında poz vermiş mi? Ondan bile şüpheliyim. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Diğeri kim ya? Abisi. Hayret bir şey. Hasan, konuşarak değil, gülerek. Arkadaşlar, bir mola verelim. Ufuk Bey, siz de dinlenmiş olursunuz. Çay, kahve için. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Sustur şu kadın ya, sustur. Kimi susturayım, arkandan konuşanları mı? Ne? Hasan, bak yapacağım bir tek şey var. Kameraya bakıp sırıtmak. Niye yapamıyorsun? Ay pardon ya, ben anamın karnından poz vererek doğduğum için tabii. Allah Allah. Sen de haklısın tabii. Ananın karnından somurtarak çıktığın için sen de haklısın. Bak biz şöyle yapalım. Sen sağ cebindeki 1 milyonu sol cebine at. Ben de buradan böyle gülerek defolup gideyim. Hasan. Ya bu işi yaparsın ya da... Tamam. Hazırım ben ya. Başlayabiliriz. Mola bitti. Tamam, hazırım. Evet, duydunuz, mola bitmiş. Evet, işte bu. Çok güzel. Evet, işte bu. Hoş geldin. Çok güzel. İşte bu Hasan. Çok güzel. Evet, çok güzel. Saçlar, gülümseme.
Aa Hasan ne oldu? Bozdun yine. Lütfen toparla kendini. Bu şekilde olmaz. Evet arkadaşlar, bugünlük yeter. Paydos verelim. Zaten günü de kurtardık. Herkesin eline sağlık. Hasan. Ne oldu? Sinan gidince yıldızın söndü tabii. Neyse sen üstünü değiştir, giyin. Seni kapıda bekliyorum. Sebep? Konuşacaklarımız var. Bak baştan söyleyeyim, Ece hakkında tek kelime etmeyeceğim, duymak da istemiyorum. Bana uyar. Ya ben o gün soramadım da seni akrabanla zor durumda bıraktık. Yani biz gittikten sonra bir sorun çıkmadı değil mi? Yok, bir sorun olmadı. Yakın akraban değil ama herhalde değil mi? Birbirinizi görünce tanımadınız. İlginç değil mi ya? Sen benden daha çok tanıyor gibiydin. Daha önce görmüş gibiydin hatta. Yok canım, sana öyle gelmiş. Tam olarak nereden akrabanız oluyor ki o sizin? Kerime ablayı mı konuşacağız gerçekten? Yok canım öyle. Laf olsun diye. Neyse ben unutmadan sana şunu vereyim de. Hayırlı olsun. Ne bu? İlk ödemen. Tabii çek halinde verecektim ama çeklerle aran iyi değil diye zarf içinde verdim. Ama bir banka hesabı açtırırsam bundan sonraki ödemelerin bankadan olur. Bir dakika, bir dakika. 15.000 TL yazıyor, 15. Yuh! Yani sektördeki ilk işin diye piyasanın biraz altında oldu tabii. Bu nasıl bir piyasa ya? Askeri ücretin kaç katı bu? Ben yok, ben alamam bunu ya. Bu beni 5 değil, 25 beden büyüğüm bu benim. Bu nedir ya? Zaten egemenlerin parası. Yok. Hasan biz sana sadaka vermiyoruz. Bu para senin, sen hak ettin bunu. Yani... İstersen git çöpe at ama bu senin maaşın artık. Şu ileride durur musun ya? Ne oldu, çöp kutusu mu arıyorsun? Senin aklın ermez ne aradığımı. Dur şu ileride. Öyle dümdüz değil mi? Dümdüz, dümdüz. Nereye gittiğimizi merak ediyorsun biliyorum ama az kaldı, sabır. Şu ileride sağdan döneceksin. İleride ama daha var. Bagajı aç, bagajı. Tamam, tamam. Geri kalanı ben getiririm. Tamam, ben gidiyorum. Bacanlar. Seni çok özledim. Ben de sizi özledim. Ne yapıyorsunuz? İbo iyi misin? Nasıl ya? İbo, İbo. Oğlum ne kadar büyümüşsün görmeyeli. Can nerede? Can ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Ben, Nazım nerede? Gel, gel seni bir kocaman bir... Seni kocaman bir öpeyim. Allah Allah. Bir öpücük ver. Oh prenses. Bu ay niye gelmedi? Ya çok haklısın ya. Bu ay öyle oldu artık. Özür dilerim. Ama bak çok güzel hediyeler getirdim size. Yüz abi, heh. Yüz abi. Telefonundaki oyunumu açar mısın? Tamam açayım bak ama geçen sefer rekorumu kırmışsın. Biraz üzüldüm. Tamam mı? Hadi ver.
Alın hadi bunları da. Yağız abi, bak bu abla bize bugün neler neler verdi. Ha, o zaman o ablanın kıymetini bilin, olur mu? Afacan. Ben de o ablaya yardım edeyim bak, elinde hediyeler kalmış. Bu ne demek şimdi ya? Sen çocukları tanıdığını niye söylemedin? Sormadın ki. Sen kimsin? Ben Can. Can mı? Can, Yağız'ı verir misin telefona? Veremem. Şu anda Hazan abla ile oyun oynuyor. Hazan mı? Pardon Can, orası neresi? Neredesiniz siz? Burası Çocuk Esirgeme Kurumu. Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Ah İbo, ah. Sen ittin değil mi beni? Biliyorum ben seni. Dur arkamda, arkamda. Buldum. Biliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Kolay gelsin. Hazan Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz sağ olun. Tabii. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Görüşeceğiz zaten. İyi günler. Dur bir saçında. Böcek mi? Böcek mi var? Bir saniye, ne olduğunu anlamadım ne, daha. Ne demek anlamadım? Alsana o zaman. Kımıldama ama. İçeri doğru giriyor. Kımıldama. Yağız alsana. Saniye. Ama dur oynama. Kıpırda içeri doğru giriyor. Bir saniye. Bir bekler misin? Kıpırdama ama. Alsana. Al. Al. Dur elimi ısırıyor. Ne ısırık? Böceğe benzettiler. Böceğe mi benziyor bu ya? Allah'ım ya, ne demek böceğe benziyor? Öyle böcek mi olur ya? Hep diyordum bak, hep diyordum bir gün ben gideceğim böyle elim kolum dolu bütün çocukları mutlu edeceğim derdim ya. Anlaşıldı. Sen bundan sonra bütün paranı çocuklara harcayacaksın. Sırada yaşlar ve sokak hayvanları var. Şimdi barınaktakiler mama bekliyor, sokaktakiler yuva bekliyor. Ya ben böyle her ay var ya hepsine yeterim ya. Egemenler sağ olsun çocukluk hayallerim gerçekleşiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Alacağım her paradan eski maaşım kadarı bana yeter. Fazlası beni bozar. Sen gerçekten farklı bir kızsın. Sen de biraz farklıymışsın yani.
şaşırttın benim. Senden beklemezdim. Yani o körebe performansımı mı beklemiyordun? Yok yani şaka değil gerçekten. O çocukları tek tek tanıyor olmanı, seni bu kadar sevmeleri, her ay buraya geliyor olmanı senden beklemezdim açıkçası. E tabii bir buzdolabından beklenmeyecek hareketler değil mi? Çocuklar Amerika'ya gitmene çok üzülecek.